Sayın Kaymakam, Kemer'deki önlemler konusunda biraz bilgi verirseniz Kemer halkına. Evet, biliyorsunuz bu koronavirüs tüm dünyada pandemi haline geldi. Bu ülkemizi de doğal olarak etkiliyor. Fakat genel çerçevede baktığımızda Türkiye genelinde Antalya yöremizin, Kemerimizin bu anlamda biraz daha avantajlı olduğu, şu anda bu virüs salgını konusunda tedbirleri sayesinde ve vatandaşların duyarlılığıyla iyi durumda olduğu gözüküyor. Tabii tedbiri elden bırakmayacağız. Her zaman diyoruz ki sağlık için evde kal, evde kal Kemer. Bu süreci kısa sürede hep birlikte atlatalım ve doğal yaşamımıza tekrar dönelim istiyoruz. Burada biliyorsunuz hafta sonu tüm Türkiye'de sokağa çıkma yasağı var. 18-19 Nisan 2020 tarihlerinde. Bu tüm vatandaşlarımız için geçerli. Sadece İçişleri Bakanlığımızın genelgesi ve Hırsız Sağlık Kurulu kararları çerçevesinde bazı istisnalar var. Onun dışında genel bir sokağa çıkma yasağı uygulanacak. Tüm vatandaşlarımızı bu yasağa riayet etmesi konusunda uyarmak istiyorum. Çünkü her şeyden önce bu vatandaşlarımızın kendi sağlığı için alınan bir karar. Vatandaşlarımız düşünerek alınan bir karar. Buna hep birlikte uyarsak daha iyi neticeler alırız diye düşünüyorum. Kemer Kaymakamlığı olarak bu virüsle mücadele konusunda ilk günden itibaren hatta Türkiye'ye bu virüs sıçramadan öncesinde hazırlıklarımız başlamıştı ve virüs olayından itibaren de ciddi bir planlı, programlı bir şekilde bu işin üzerine eğiliyoruz. İlgili kuruluşlarımızla bir çalışma içerisindeyiz. En az hasarla bu işi atlatma noktasında, mümkünse ilçemize bu virüsün yayılmaması noktasında elimizden geleni yapıyoruz. Bu işin sağlık yönü. Bir yandan da bunun tabii ki bir kapanan iş yerleri var. İşini kaybeden insanlar var. Ekonomik anlamda da sıkıntılar söz konusu oldu süreçte. Kaymakamlığımız Sosyal Yardımlaşma Vakfı aracılığıyla bu vatandaşlarımıza da elimizden geldiğince yardım etme gayreti içerisindeyiz bu süreçte. Biliyorsunuz Vefa Sosyal Destek Grupları İçişleri Bakanlığımızın talimatıyla tüm kaymakamlıklarda, valiliklerde kuruldu ve faaliyet gösteriyor bu anlamda. Bizim Kemer Kaymakamlığı Vefa Sosyal Destek Grupları da şu anda sahada çok etkin bir şekilde faaliyet yürütüyor. Bunun içerisinde bizim kamu personellerimiz var, işte imamlar var, öğretmenler var, ondan sonra Sosyal Yardımlaşma Vakfı personelleri var, polis var, jandarma var. Böyle bir mücadele içerisindeyiz. Vatandaşlarımızın taleplerine süratli bir şekilde ulaşma gayreti gösteriyoruz. Bir yandan da tabii ekonomik olarak da vatandaşlarımızı rahatlatıcı, devletimizin almış olduğu tedbirler var. Bunların da yerine ulaşması noktasında gerekenler yapılıyor. Sosyal Yardımlaşma Vakfı üzerinden geçtiğimiz haftalarda 378 aileye biner TL bir nakdi yardım gönderildi. Bu Aile Çalışma Sosyal Hizmetler Bakanlığımızın tüm Türkiye'de yürütmüş olduğu bir projeydi. Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla. Bunun ikinci fazı da bugünlerde yine ödemeler başlıyor. 600 civarında aileye yine bir ödeme yapacağız biner TL. Akabinde bir üçüncü faz olacak. Yine bir 5-600 aileye de üçüncü etapta yardımlarda bulunacak. Bunun dışında da bizim zaten buradaki kendi Sosyal Yardımlaşma Vakfımızın imkanlarıyla, kendi periyodik paylarıyla da yüzlerce aileye zaten biz yardımlarımızı ulaştırıyoruz. Hayırsever iş adamlarımızdan kaymakamlığımıza gönderilen gıda kolilerini de ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyoruz bu şekilde. Yani sizler vasıtasıyla
yardımda bulunan hayırseverlerimize de teşekkür ediyorum. İnşallah bu virüs belasını hep birlikte atlatacağız. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Çok sağ olun kaymakam.